CGTN Türk özel yayınından merhaba, ben İlkay Akkaya. Gündemimizde memur ve emeklilerin dört gözle beklediği zam oranları var. Konuğumuz Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Sayın Mehmet Yeşildağ. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Uzunca bir zamandır bekliyorduk bu zam oranlarını. Açıklandı. Bugün hem TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı, hem de memur emeklileri, işçi ve işçi emeklilerinin zam oranları da böylece açıklanmış oldu. Özellikle memurlar için %49,25, işçi emeklileri için de %37,57 oranında zamlar öngörüldü. Siz de bu kesimin bir tarafısınız, bu masanın bir tarafısınız. Nasıl değerlendirirsiniz bu zam oranlarını? Öncelikle şunu söylemek lazım. TÜİK her zamanki gibi cebimizden çalmaya devam ediyor. Onu kesin, net, artık tescilli. Çünkü gerçekte bu enflasyon böyle değil. Bizim de mesela ARGE birimimizin yaptığı araştırmalar var. Yıllık enflasyon bizde %102 oranında çıktı. Bu ay içinde 4,2 çıktı. Şimdi TÜİK bunu maalesef her zamanki gibi düşük göstererek verecek zammı daha az vermek için böyle bir oyun içindeler. Dolayısıyla zaten gerçek olmayan bir şey, enflasyon hesabı var. Bir de gerçekten şöyle de bir kayıp var. Yani zam falan yapılmış değil, biliyorsunuz. Enflasyon farkını vereceğiz diyorlar. Ancak mesela bizim yaptığımız hesaplara göre Temmuz ayı ile Aralık ayı içinde arasındaki o 6 ayda mesela sıradan 9'un birinde çalışan bir devlet memurunun enflasyon hesabını, bırakın o kendi devletin yaptığı hesaba göre bile, 6 ayda 8 bin lira kaybı var. Evet. Yani gerçek kendi hesapladıkları enflasyonu da vermiyorlar çalışanlarımıza. Dolayısıyla mağdur ediliyor tabii. Tabii bir de tekerlemeleri var ya, biliyorsunuz, enflasyonu ezdirmedik. İnim inim inliyor memurlar. Vatandaş, emekli, her kesim özellikle son 3-4 yılda alım gücü o kadar düştü ki gerçekten verilen zamlar zam değil zaten, ama yetişmesi de mümkün değil. Evet, yani bu açıklanan enflasyon rakamı da göz önünde bulundurulduğunda yapılan zam oranları kısa bir süre sonra eriyecek mi diyorsunuz? Bakın şöyle söyleyeyim, daha açıklanmadan fiyatlar değişmeye başladı. Her taraftan zamlar yağmaya başladı. Devletin, bakın şimdi köprülere, İstanbul için söylüyorum, yaptığı zam %176. Evet. Yani zaten Allah aşkına ne veriyorsunuz? Kaşıkla veriyorsunuz, kepçeyle geri alıyorsunuz. ÖTV zammı, KDV zammı vesaire. Dolayısıyla gerçekten mağdur ediliyor. Yapılan hesap zaten yanlış. Ama neye güveniyorlar? Tabii dayandıkları yandaş bir sendika grubu, konfederasyon var. Onlar da zaten sesini çıkarmıyor. Yetkili sendika oturuyor. %15 gibi de bir zam yapıldı, biliyorsunuz. Yani enflasyon farkıyla birlikte %15'i de ekleyerek verdiler, bu %49 küsürü. Yani gerçek olmayan rakamlarla çalışanlar mahkum ediliyor maalesef. Evet, bu toplu sözleşme meselesine siz de hazır girmişken, siz masanın bir tarafınızsınız dedim ama memurları temsil eden kesimin bir tarafısınız. Bir tarafta hükümet ve işveren tarafı diyelim, bir tarafta da işçi memur örgütlerini temsilen varsınız. Bu toplu sözleşme masasında yoksunuz ama alanlarda varsınız. Memurların içerisinde varsınız. Yani bu sistemde de mi bir çarpıklık var? Bunun da anlatır mısınız bize? Bakın şöyle bir üçgenimiz var. Bermuda şeytan üçgeni diyoruz buna. Evet. TÜİK bir taraftan çalıyor bizden. Sarı sendika, yandaş sendika dediklerini yapıyor. Bir de emek düşmanı da bir iktidar var. Yani bunu gözümüzde görüyoruz.
Şöyle bir şey hesaplayın. Yani mesela çalışanların bütçeden aldığı pay %36'larda falanken bugün %25'lere düştü. Yani her geçen gün emekçinin cebinden çalınıyor, emeğinden çalınıyor. Zaten şöyle de bir övünüyorlar, dışarıdan gelecek yatırımı şunu vesaire şunu söylüyorlar. Bizde emek çok ucuz. Yani buyurun gelin bakın, bir de övünerek söylüyorlar bunu. Maalesef iyice bitirdiler. Evet, peki Mehmet Bey, bu sistem nasıl işlemeli? Sizin bu konuda öneriniz ne? Yani özellikle memur maaşları, zamları belirlenirken ne yapmak lazım? Şimdi şöyle, bir kere her şeyden önce çalışanların grev hakkının olması lazım. Bizim taraf olduğumuz sözleşmeler var, ILO vesaire gibi, insan hakları gibi. Bunlara uymak lazım. Sistemi yeniden düzenlemek lazım. Grev hakkının olmadığı bir noktada söyleyeceğiniz fazla bir şey olmuyor. Şimdi toplu sözleşme masası diyoruz, oturuluyor. Neredeyse hani yandaş sendika orada, onun bağlı olduğu konfederasyon orada, hükümet tarafı var. Diyelim ki anlaşamadılar. Zaten hani anlaşmasa da şeye gidiyor, hakem heyetine gidiyor biliyorsunuz. Hakem heyeti de Cumhurbaşkanı'nın atadığı insanlardan meydana geliyor. Evet. Dolayısıyla çalan da oynayan da onlar. Yani emekçinin orada sözünün geçeceği herhangi bir durum yok. Grev hakkı olmadığı için. Ama tabii şöyle de bir durum var. Şimdi yaklaşık 1 milyona yakın üyesi olan bir memur sen var bir tarafta. Onun yanı yandaşı var işte. 600-700 bin üyesi olan kamu sen var. Bunlar oturup anlaşıyorlar. Halbuki çalışandan yana tavır alsalar hayatı durdurursunuz. Yani evet grev hakkı yok ama yapılacak birçok şey de var yani. Evet. Ama tabii yanlış oldukları için yapmıyorlar. Siz de hazır sendikal istatistiklere değinmişken Birleşik Kamuş Konfederasyonu da bildiğim kadarıyla son yıllarda üye rakamlarında bir artış gösteriyor, öyle değil mi? Yani oralardan bir kaçış mı var yani bu son ekonomik tablolarla beraber? Böyle bir şey var. Her şeye rağmen biz her türlü baskıyı, sürgünü de göze alıp üye oluyor insanlar bize. Özellikle eğitim iş kolunda ciddi bir atılım yaptık. Ondan kaynaklı büyümemiz var. Ancak şöyle de bir önlem aldılar. Baktılar ki çalışandan yana herhangi bir hak elde edilemiyor. Çalışan da artık tepki göstermeye başladı. Kaçışlar başladı sendikalardan, o yandaş sendikalardan. Bize doğru gelişler var. Bu sefer %2 diye bir baraj çıkardılar, koydular. Yani bu %2 barajını aşan sendikalarda üye olanlar bu toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiye var, onu alacak diye. Onunla engellemeye çalıştılar. Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. İşte sanıyorum bu Ocak ayında görüşülecek. Bir yıldır bekliyor orada. İptal edilirse iyice eriyecek tabii. Evet. Yani hem aslında sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, hem toplu sözleşme düzenindeki çarpıklıklara işaret ettiniz. Bu anlamda enflasyon rakamlarıyla birleştirdiğimizde de zam oranlarının eriyeceğini, yapılan zamın da eriyeceğini söylediniz. Bakın daha eriyecek. Şimdi mesela asgari ücret belirlendi biliyorsunuz geçen ay. Evet. Şimdi asgari ücretli Şubat ayında alacak zamlı maaşını. Emin olun Şubat'a kadar verdiklerinin çok daha fazlasını alacak. Ortada zaten. Bir de Allah aşkına yani 17 bin lira bugün büyük şehirlerde 15 bin liraya bulma şansınız yok. Yani nasıl geçinecek vatandaş? Bir de şöyle bir şey var. Ülkede garip bir uygulama var. Bakın özel sektörde çalışan işçinin asgari ücreti 17 bin 2 lira. Evet. Mesela kamuda çalışan işçi var. Bugün Ocak ayındaki maaşıyla birlikte 33 bin lira alacak. Kamuda çalışan devlet memuru olan en az 22 bin kere işte %50 ile 133 olacak. 33 bin lira olacak. Yani böyle de bir gariplik var.
Emekliye bakıyorsunuz 7500 lira alan var. Düşünün, büyük ölçüde hem de. Evet. Yani 9 milyona emekli 7500 lira ki yapılacak bu zam da hani kök maaş dedikleri bir şey uydurdular. 5500'ların üstüne %37 koyun zaten 10 bin lira olmuyor. 7500 lira işte seyyanen bir şeyler yapılırsa 10 bin lira 11 bin lira civarında düşünülüyormuş. Hani arttırılabilir diye. Yani ondan sonra da bir taraftan da enflasyona ezdirmedik vatandaşımızı gibi bir yalan işte hikaye masal anlatıyor. Evet, yani ücret dengesinde ciddi bir bozulma oldu. Sayın Başkan çok teşekkür aynı ediyorum. Buyurun, evet. İşi yapan, bakın aynı işi yapan çok farklı ücretler alan kesimler var. Evet. Devlette de bu böyle. Yani özellikle mesela eğitim iş kolunda öğretmen, kadrolu öğretmen 33 bin lira alıyor en az. Ama sözleşmeli de 12 bin lira alıyor. Yani ders ücretiyle girenler var, çok daha az. Niye atama yapılmıyor? İş gücünü ucuza getirmeye çalışıyor devlet. Bildiğiniz 33 bin lira vereceğine 15 bin lira veriyor. Aynı işi yaptırıyor. O noktada şunu söyleyebiliriz. Gerçekten bunu engel olmanın yolu gerçekten çalışandan yana sendikalara üye olmak lazım ve örgütlenmek lazım. Örgütsüz toplum bu hale geliyor işte. Örgütlenirken de doğru yerde örgütlenmek lazım. Evet. Çok önemli. Çünkü sendika yapısı gereği çalışanın yanında olmak durumunda. Ama maalesef bakıyoruz yetkili sendikalar, onlara bağlı bağlı oldukları konfederasyonlar maalesef işverenden yana yani hükümetten yana tavır alıyorlar. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Dilerim temennileriniz toplumu geniş kesimlerine ulaştırmak açısından vesile olmuştur yayınımız. Bunu söylüyoruz. Birleşik Kamu İş'e davet ediyoruz. Emin olun biz yetkili konfederasyon, bize bağlı sendikalar, iş kollarında yetkili olurlarsa emin olun bu hakların hepsini söke söke alacağız. Evet. Sayın Başkan teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler. Teşekkürler diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. CGTN Türk özel yayınında emekli ve memurlara yapılan zam oranlarını Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ'la konuştuk. Gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Özel yayınlarla karşınızda olacağız. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.